Uzay istilacıları oyunumuzun bu bölümünde vuruş yaptıktan sonra düşmana değip değmediğini kontrol etmeye çalışacağız. Yani mermimizin düşmana isabet edip etmediğini ölçmeye çalışacağız. Bunun için mermiler dosyamıza gidiyoruz ve yeni bir fonksiyon oluşturuyoruz. Düşmana değdi mi diyelim. Değip değmediğini kontrol edeceğiz. İki tane değişken alacak bu fonksiyonumuz. Burada şimdi konumlarla ilgili bir hesap yapacağız. Karekökler vesaire kullanacağız. O yüzden yukarıya mat sınıfımızı bir import ediyorum. Uzaklık diye bir değişken oluşturuyorum fonksiyonumuzun içerisine. Daha sonra matlet'ten sonra önce bir karekökün alma işlemi yapacağım ve bunun içerisine de mat.pov deyip bir üs alma işlemi yapacağım. Birinci üsümüzün içerisine ilk değerden gelen T1'den gelen yani x ekseninin konumunu alacağım. Bu değerden de ikinci gelen nesnenin yine x eksenindeki konumunu alıyorum. Yani ikisinin arasındaki farkı almış oldum. İkisinin arasındaki x eksenindeki fark ne kadar yaklaştığını bana gösterecek. Bunun da pov dediğim için ikinci dereceden üstünü yani karesini alıyorum. Şu kısım onun karesini almamı sağladı. Karekökün içerisindeyken artı deyip yine mat nokta pov diyorum. Yine üstünü alacağım. Aynı şekilde ilk gelen nesnenin bu sefer y koordinatından ikinci gelen nesnenin y koordinatını yine çıkartacağım. Aynı x ekseninde yaptığım gibi aradaki farkı bulmaya çalışıyorum. Ne kadar yaklaştığını bu şekilde tespit edebiliyorum. Yine ikinci dereceden üstünü alacağım. Yine hepsi burada uzaklığın içerisinde. Bu şekilde yaptığınız zaman ne kadar yakın olduğunu uzaklık değeri size veriyor. İki nesnenin birbirine ne kadar uzaklıkta olduğunu buradan bulabiliyoruz. Şimdi bunu bir kontrol edelim. Eğer diyelim uzaklık değeri örneğin 15 pikselden küçükse o zaman bana return true dönsün. Yani bayağı yaklaşmış demektir. Yani bu şekilde değdiğini düşünüyorum. Değilse bana ne dönecek? Değilse bana false dönsün. Yani geriye dönüşlü bir fonksiyon oluşturuyorum. Düşmana değdi mi kısmı. Şimdi ana sayfamızda en son mermiyi kontrol ettiğimiz yer burasıydı hatırlarsak. Şimdi buradan itibaren yeni bir if daha oluşturuyorum. Burada da vuruş kontrol diyelim. Eğer şimdi neyin içerisindeydi o? Mermilerin içerisindeydi. Bakın düşmana değdi mi? Fonksiyonumuz geldi. İki tane benden değer istiyor. İlk değerine mermiyi veriyorum. Yani mermilerin içerisindeki tabi. Mermiyi veriyorum. İkinci değerime düşmanların içerisindeki düşmanı veriyorum. Buradan gelen değer true'ysa demek ki vurdu demektir. False'sa bir şey yapmayacağım. Yani oyun devam edecek. Şimdi değme gerçekleşmişse önce ne yapalım? Mermimizi bir gizleyelim. Çünkü vurdu artık. Tekrar başa döneceğiz. Daha sonra merminin yine ateşleme durumunu bakın mermi durum burada. Yine ne hale getiriyoruz? Hazır hale getiriyoruz. Tekrar ateşleme yapabilirim. Mermimizin yine pozisyonunu da set position deyip en başa çekelim. Örneğin 0'a -400 gibi bir konuma çekelim. Nasıl olsa spacebar'a basınca o en başa getiriyor. Oyuncuyla aynı konuma getiriyor nasıl olsa. Benzer şekilde şimdi düşmanımızı da ne yapalım? En baştaki konumuna geri gönderelim. Nokta set position. Sadece bunun konumunu değiştiriyorum. Hani bir daha gizleme gösterme yapmaya gerek yok. En başa geri gönderiyorum. -200'e 250 idi sanırım. Bunu bu şekilde bir test edelim. Bakalım çalışacak mı? Evet. Şimdi ateş ediyorum. Vurmak biraz zor. Evet. Vurmayı başardım arkadaşlar. Tekrar başa attı. Mermiyi gizledi. Ve düşmanı da yine ilk konumuna gönderdi. Oyunu da zor yapmışız. Oynamak da zor oluyor. Evet. Vurdum bakın. Tekrar göstermiş olduk. Benzer şekilde aynı fonksiyonu kullanarak düşmanın oyuncuya değip değmediğini kontrol edelim. Değerse ne olacak? Aslında yanmış olacağız. Artık düşman bize ulaşmış hale gelecek ve yanmış olacağız. Onu bir kontrol edelim. Yine yukarıdaki gibi mermilerin içerisine yazmıştık fonksiyonumuzu. Düşmana değdi mi diye. Bu sefer ilk göndereceğim konum mermi değil, oyuncuların içerisindeki oyuncuyu yolluyorum. Daha sonra diğer kısmı aynı. Düşmanların içerisindeki düşmanı yolladım. Değdiyse oyuncuya değmiş demektir. Artık yanmışız demektir.
O zaman ne yapalım? Oyuncumuzu önce bir gizleyelim. Yani yandığımızı bu şekilde gösterelim. Düşmanı da aynı şekilde gizleyelim. Düşmanı en baştaki konumada getirebiliriz. Ve bu konumada bir tane print yapalım. Daha sonra game over'ı daha güzel yaparız. Oyun bitti yazalım. Ve buradan da break ile döngüden, while döngüsünden çıkalım. Artık ekranda yenilemeyi durdursun. Testini hızlı yapabilmek için ne yapalım? Düşmanlardaki şu 250'yi ayarlamıştık yukarıda. Onu bayağı bir aşağı indirelim. Şöyle 200 yapalım. Hemen gelsin hani düşman üzerimize. Bir bakalım, test edelim olacak mı? Evet, şöyle geldi. Şöyle kaçayım ondan ben. Bakın geliyor. Şöyle. Evet. Değdi. Evet, bakın oyun bitti. Kapattı. Şurada bakın printte oyunumuzu bittiğini yazdı. Ve bu şekilde oyunu bitirmiş olduk. Tekrar düşmanları eski konumuna alalım. Şimdi düşmanlardan devam edeceğim. Düşmanların sayısını artırmaya çalışacağız. Düşmanlar pay içerisinde bir tane değişken oluşturuyorum. Düşman sayısı diye. Örnek olarak şimdilik 5 verelim. Örneğin ilerleyen bölümlerde bunu artırabiliriz. Bir tane de boş bir düşmanlar dizisi oluşturayım. Dolayısıyla aynı adı olmasın, düşmanlar liste diyelim. O da şimdilik boş bir dizi şeklinde böyle kalsın. Bunun altına bir döngü oluşturuyorum. 5 tane düşmanı otomatik olarak oluşturmak için yapacağım bu döngüyü. İyi dedim. In range. Şimdi buraya normalde bir ne yazıyorduk? 5 yazıyorduk ama ne yapacağız? Düşman sayısını vereceğiz buraya. Çünkü bu değişken olabilir. Artırabiliriz. Şimdi buradaki düşmanlar listenin içerisine bunu oluşturduğumuz düşmanları ekleyeceğiz. Normalde biz bir tane düşman nasıl oluşturuyorduk? Turtle.turtle şeklinde bunun içerisine atıyorduk. Aynı şekilde bunun içerisine de turtle.turtle dediğim zaman içerisine 5 kere de döneceğiz için 5 tane bundan oluşturacak. Ve bu dizinin içerisinde beni bekliyor olacak. Artık şu tek düşmanı siliyorum. Bunu oluşturmayacağım. Diğerlerini bunun içerisine oluşturacağım. Diğerlerini nasıl oluşturacağım? Aşağıya bir tane daha döngü yapayım. Düşman diyeyim. In düşmanlar liste. İçerisinde dönsün. Yani bunun elemanları içerisinde dönsün. Ve şuradakilerin hepsini alıp buradaki döngünün içerisine atamam. Yeterli. Şimdi 5 tane bunlardan kırmızı daire şeklinde oluşturacak. Peki bu şekilde main dosyamızı bir çalıştıralım bakalım ne olmuş. Çalıştırdım. Evet bakın aslında 5 tanesini de aynı yere oluşturdu. Çünkü konumlarını farklılaştırmadık. Bir tanesi hareketlendi. Diğer 4 tanesi bakın burada durmaya devam ediyor. Şimdi şuradaki pozisyonlarını rastgele verebilmek için. Çünkü hepsi aynı pozisyona gidiyor. Şurada random sınıfını bir çağıralım. Şimdi bu random sınıfını burada kullanabiliriz. X eksenindeki koordinatını rastgele belirleyeceğiz. Random nokta rand int diyorum. Virgülü sayı oluşturmasın bana. Hangi koordinat arasında oluştursun? Eksi 200 ile 200 arasında bir değerini bulsun. Yani çok da kenarı dışarısına çıkmasın. Ortaya yakın bir yerden. Yine y ekseninde yine random nokta yine rand int. Bunun pozisyonunda yukarıda bir yerde oluştursun. Çok aşağı inmesin değil mi? Yani 100 ile 250 arası sanırım yeterli. Şimdi artık buradaki düşmanların pozisyonlarını bu oluşturduğumuz rastgele sayılarla tekrar bir denemeye çalışalım. Çalıştırıyorum. Evet bakın 5'i de ayrı konumda yer aldı. Tekrar çalıştırdığında yine farklı konumlarda düşmanlar yer alacak. Bakın tabii şeyin altını geçmiyor. 100'ün altını inmiyor. Şurasını 0 kabul ederseniz bunun yukarısında rastgele bir yerde bunu oluşturuyor. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman bir tanesi sadece hareket ediyor ve bir tanesi vurulabiliyor. Diğerlerine de hareket katmak istiyorum. Hareketimiz neredeydi? Aslında main payın içerisinde while döngüsünün içerisinde yapıyorduk. Düşmanlarımızı burada hareket ettiriyorduk. Düşmanlara hareket verdiğimiz kısma geliyoruz. Burada hani diğer tarafta yaptığımız gibi bir döngüyle hepsini birden hareket ettireceğiz. For diyorum düşman in. Peki neyin içerisinde dönecek? Düşmanlar dosyasının içerisindeki bu listenin içerisine dönecek. Hemen düşmanlar dosyasının içerisindeki düşman liste içerisinde dön diyorum.
şurada bulduğum tüm düşmanlarla ilgili konum kontrollerinin hepsini bir tab ileri basıp bu döngünün içerisine atıyorum. Tabii şurada ekran update'imiz bunun içerisinde olmayacak. Bunu hemen şöyle yukarı çıkaralım. Bir de artık direkt düşmanın içerisinde olacak nesneler. O yüzden artık düşmanlar dosyasının içerisine çağırmaya artık gerek yok. O yüzden şunları siliyorum. Direkt nesnemiz artık burada kendi elimize almış olduk. Şuradaki düşmanlarla ilgili bağlantıların hepsini düşman olarak değiştiriyorum. Şunu da değiştirdim. Evet. Şimdi bir deneyelim. Çalıştırdığım zaman. Evet, 5 tane oluşturdu ve 5'i de sağa doğru bakın hareket ediyor. Bak, bir tren aşağı geldi. Bunlar da aşağı geldi. Bunlar da sola doğru hareket etmeye başladılar. Peki vuruşlarımız çalışıyor mu? Bir de onu test edelim. Evet, değdi mi kontrolümüze bir bakıyoruz. Ama bakın bunun çalışmadığını görüyoruz. Vurmaya çalışalım birkaç tane. Evet, bir tanesi çalışıyor. İlk oluşturduğu çalışıyor. Evet, diğerlerinin çalışmadığını gördük. Bu neden çalışmıyor? Hemen onu da bakalım. Aslında biz değdi mi kontrollerimizi nereden yapıyorduk? Bakın buradaki vuruş kontrol kısmından yapıyorduk. Burada merminin düşmana değmesi ya da düşmanın oyuncağa değmesi şeklinde kontrollerimiz vardı. Bu iki kontrolü de alıyorum. Buradaki forun içerisine getiriyorum. Aynı hizada olmasına dikkat ediyoruz. Tabii artık düşmanlar demiyoruz. Neden? Elimizde artık düşmanın kendisi vardı. Oradan çekmiştik. Şuradaki düşmanlar yazılarını hemen normal düşmana çevirmem yeterli. Bunu da forun içerisine aldım. Tekrar bir daha bir deneyelim. Evet, vurduğumu bakın başa getirdi. Şunu vurmaya çalışayım. Evet, bakın öbürünü de vurdum. O da başa geldi. Evet, bakın bunu da vurdum. Başa geldi. Böyleydi. Hepsi vurulabilir hale geldi. Şuradaki düşmana değdiğimi kısmında vurduğumuz zaman ne yapıyordu? Düşmanı ve mermiyi belirli konumlara atıyordu bakın. Düşmanı da vurduğum zaman hep 200'e, eksi 200'e, 250'ye atıyor. Bunu da diğer taraftaki randomla aynen yapabiliriz aslında. Hani farklı bir konuma atasın. Şuradaki random komutlarını kopyalıyorum. Getiriyorum. Şuraya. Tabi random'u tanımadı. Ne yapacağız? Hemen yukarıya bir import edelim. Random sınıfını. Ve şunu artık kaldırıyorum. Vurduğum düşman rastgele bir konuma gitsin. Tekrar bir daha deneyelim. Evet, şimdi vuracağım. Evet, vurdum. Şuraya gitti bakın. Rastgele bir konuma gitti. Tekrar vurmaya çalışıyorum. Mermiyi biraz daha hızlı yapmak lazım. Vurmak zor oluyor. Evet, bunu da vurdum. Bakın şuraya gitti. Rastgele bir konuma artık gidebiliyorlar. Evet, vurdum. Bu da hemen yakında bir konuma gitti. Şimdi ise düşmanlar şöyle sağa çarptıkları zaman bakın geri dönüyorlar ve bir tanesi aşağı iniyor. Diğerleri inmiyor. Bakın dikkat edin. Bir tanesi aşağı iniyor. İlk sola varan aşağı indi. Bakın diğerleri inmiyor. Aslında toplu olarak hepsinin aşağı inmesini istiyorum. Bunu nereden yapacağım? Normalde sağ tarafa çarpma işlemleri neredeydi? Şu kısımda yapıyorduk bakın. Burada ilgili düşman sağ tarafa çarptığı zaman ne yapıyor? Onun y eksenindeki değeri 40 piksel azaltılıyor. E peki ne yapmam lazım? Tüm düşmanların aslında içerisine dönüp bu y eksenini 40 piksel azaltmam gerekiyor. Onun için şu kısma geldim. Düşman sağ tarafa geldiği zaman şuraya bir döngü oluşturuyorum. D diyeyim, in, düşmanlar nokta, düşmanlar listenin içerisine döneceğiz. Şuradakilerin hepsini bir tab içeri atıyorum. Tabii hızı sürekli değiştirmeme gerek yok. Yani içerisinde 5 defa hızı değiştirmeme gerek yok. Onu şuradan alayım, aşağı koyup şöyle hizasını değiştiriyorum. Aynı şeyi sol taraf için de yapalım. Buraya getirdim. Hepsini bir tık içeri attım. Hızımızı bu tarafa alıyorum. Bu şekilde ayarlamasını yapıyorum. Şuraya bir döngü attık ve tüm düşmanlar içerisinde gezinip hepsinin y eksenini 40 piksel aşağı indirmeye çalıştık. Bir test edelim. Evet, geldi. En sağ taraftaki değdiği anda burada hata yapmışız. Daha doğrusu eksik hata değil. Şurada düşmanları değil. Şu D demiştik. Şu D'nin içerisinde şu şekilde yapacağız. Şurayı da aynı şekilde D'de yapacağız. Burayı da yine D demiştik. D'yi atadık düşmanı. Daha sonra yine düşmanla gezmişiz.
Evet, tekrar bir daha deneyelim. Geldik en sağdaki deyince hepsi birden aşağı inmesi lazım. Evet, hepsi birden bakın. Eksi 40 piksel aşağı indi. Düşmanları da bu şekilde aşağı indirmeyi başardık. Şimdi bakın şuradaki değecek. D'de hepsi birden üstümüze gelmeye devam ediyorlar.